Bismillahirrahmanirrahim. Futuhat-ı Mekkiye 12. sefir 81. kısım 13. soru. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nebiliğin hatemi yani solun mührü olmayı hak ettiği gibi veliliğin hatemliğini kim hak eder? Cevap: Hatem iki kişidir. Birincisi Allah'ın genel anlamda veliliği kendisiyle bitirdiği hatem iken ikincisi Allah'ın Muhammedi veliliği bitirdiği hatemdir. Genel anlamda veliliğin hatemi Hazreti İsa'dır. O, bu ümmet devrinde mutlak nebilik ile velidir. Kuşkusuz İsa ile yasa koyucu nebilik ve Resullük arasında engel vardır. Bu nedenle ahir zamanda varis ve hatem olarak iner. Artık ondan sonra genel nebilik yani salt haber ve bilgi veren nebilik özelliğindeki bir veli olmayacaktır. Nitekim Hz. Muhammed de sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra yasa koyucu nebiliğin bulunmadığı nebiliğin sonudur. Halbuki Hazreti Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem sonra büyük peygamberlerden ve nebilerin seçkinlerinden olan İsa gelir. Fakat İsa'nın hükmü başkasına ait olan zamanın hükmü nedeniyle ortadan kalkar. Böylelikle İsa mutlak nebilik sahibi bir veli olarak iner. Muhammedi veliler de bu konuda ona ortaktır. İsa bizdendir ve bizim Efendimiz'dir. Bu işin başı bir nebi olduğu gibi Adem yani sonu da bir nebidir. İsa yani İsa'dır kastedilen. Kastedilen ihtisas peygamberliğidir. Kıyamet günü İsa iki kez diriltilir. Birincisi bizimle beraber, diğeri ise peygamberler ve nebilerle beraber. Muhammedi veliliğin hatemine gelirsek bu hatemlik Arap'tan bir adama aittir. O Arapların asalet ve güç bakımından en soylularındandır ve günümüzde mevcuttur. Ben 595 senesinde onu tanıdım ve Hakk'ın insanların gözlerinden gizlediği alameti kendisinde gördüm. Bu alameti bana Fas şehrinde gösterdi. Ben de velayet mührünü onda gördüm. O mutlak anlamda veliliğin sonudur. İnsanların çoğu kendisini tanımaz. Allah bu kişinin sırrındaki hakka yakin olarak öğrendiği ona dair bilgi hakkında inkar ehliyle onu sınamıştır. Allah Hz. Muhammed ile sallallahu aleyhi ve sellem yasa koyucu nebiliği sona erdirdiği gibi Muhammedi hatem ile de veliliği sona erdirdi. Söz konusu nebilik diğer nebilerden meydana gelen nebilikle değil, Muhammedi varislikten meydana gelen velilikle ilgilidir. Velilerin bir kısmı İsa'ya, bir kısmı İbrahim'e ve Musa'ya varistir. Bunlar Muhammedi hatemden sonra da vardır. Dolayısıyla ondan sonra sadece Muhammed kalbi üzerinde veli olmaz. İşte Muhammedi veliliğin hateminin anlamı budur. Kendisinden sonra hiçbir velinin gelmeyeceği genel velilik ise Hz. İsa ile biter. Biz İsa'nın kalbi ve diğer peygamberlerin kalbi üzerinde bulunan bir grupla karşılaştık. İki arkadaşım Abdullah Bedir el-Habeşi ile İsmail Sevdekin bu hatem ile bir araya gelmiş. Hatem onlara dua etmiş, onlar da kendisinden yararlanmıştır. Allah'a hamdolsun. 14. soru. Bu mertebeyi hak eden kimse hangi nitelikle hak etmiştir? Cevap: Genel veliliğin hatemi olan kimse emanet niteliğiyle onu hak etmiştir. Onun elinde nefislerin anahtarları vardır. Onun hali soyutlanma ve harekettir ki bu Hz. İsa'nın niteliğidir. Hz. İsa üfleme ile hayat verirdi. O peygamberlerin zahitlerinden olduğu gibi aynı zamanda seyahat eden, emaneti koruyan ve onu ehline veren biriydi. Bu nedenle Yahudiler ona düşmanlık yapmış fakat Allah yolunda kınayanın kınaması onu korkutmamıştı. Ben vakalarda pek çok kez Hz. İsa ile bir araya geldim. Onun elinde tövbe ettim. Dünya ve ahiret hayatında dindarlıkta sabit olmam için bana dua etti. Beni Habib diye çağırdı ve züht ve dünyadan tecrit etmemi bana emretti. Muhammedi veliliğin hateminin son olmasını sağlayan nitelik Allah karşısında tam anlamıyla güzel ahlak sahibi olmaktır. İnsanlar karşısındaki bütün davranış ve huyları da Allah karşısında uygulanabilir bir huy olması itibarıyla ondan gerçekleşir. Söz konusu velinin insanlara gösterdiği bütün huylar aynı zamanda Allah karşısında davranılabilecek huylardır. Bunun böyle olmasının nedeni amaçlarının farklılığıdır. Herkese göre kendine göre gösterilen güzel huy o kişinin amacına uygun olan huylar demektir. Bu huyun başkasının nezdinde övülmesi veya kınanması durumu değiştirmez. Bütün alemi aynı güzellik etrafına toplamak mümkün olamayacağı için güzel huylarla ahlaklanan, gerekeni gerektiği tarzda ve sebeple yapan El Hakim'in bakışıyla meseleye bakmıştır.
Varlıklara bakmış ve hak gibi bir arkadaş bulamadığı gibi onun sohbetinden daha güzel bir sohbet de bulamamış. Mutluluğun ona karşı saygılı davranmada, iradesine uymada bulunduğunu görmüştür. Böylece hakkın belirlediği ve yasa yaptığı şeye bakmış, onun nezdinde durmuş ve ona uymuştur. Hakkın şeriatının bir yönü de Allah'ın dışındaki kimselere nasıl davranacağını ona öğretmiş olmasıdır. Bunlar temiz bir melek, saygın bir peygamber, Allah'ın yaratıklarının işin yönetimine emanet ettiği bir halife ya da arkadaş, eş, yakın, çocuk, hizmetçi, binek, hayvan, bitki ve cansızlardır. Allah kendi zatı itibarı ve sahip olduğu mülkü hususunda nasıl davranacağını o kişiye öğretir. Güzel ahlak ile ahlaklanan insan zikrettiğimiz bütün hususlarda gerçek arkadaşı gözeterek davranır. Her davranışı ancak efendisinin karşısında yaptığını düşünür. Bu konumda olunca peygamber için söylenen "Sen üstün bir ahlak üzeresin" onun hakkında da denilir. Hazreti Ayşe şöyle derdi: "Peygamberin ahlakı Kur'an idi. Allah'ın övdüğünü över, kınadığını yani doğru bir oturakta mükledir, hükümdar nezdinde hakkın diliyle kınardı. Onun damarları temizdir, ahlakı aleme yayılmış ve şefkati bütün ufuklara ulaşmıştır. Bu nedenle böyle bir insan Muhammedi veliliğin kendisiyle sona erdiği hatem olma hakkını kazanır. Çünkü Allah kuşkusuz sen üstün bir ahlak üzeresin buyurur. Allah bizi kendisine yoluk hazırladığı ve hidayet ettiği ve o yolda yürümeye imkan verdiği kimselerden etsin. Amin. 15. soru. Hatemin sebebi ve anlamı nedir? Yani niçin hatem vardır? Cevap. Makamın kemali hatemin varlık sebebiyken men ve engelleme de anlamıdır. Şöyle ki, dünyanın bir başlangıcı ve sonu vardır. Bu son onun bitişidir, yani hatmidir. Allah dünyada bulunan her şeyi de dünyanın niteliğine göre yarattı. Dolayısıyla her şeyin bir başlangıcı ve sonu vardır. Dünyada bulunan şeylerden birisi de şeriatların indirilmesidir. Allah bu indirmeyi Muhammed'in şeriatıyla sona erdirmiş. Böylelikle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin sonuncusu olmuştur. Allah her şeyi bilendir. Dünyada bulunan şeylerden birisi de genel veliliktir. Onun da Adem'den başlayan bir başlangıcı vardır. Allah onu İsa ile sona erdirdi ve böylelikle son başa benzedi. Kuşkusuz Allah nezdinde İsa Adem gibidir. Allah başladığı kimseyle bitirdi. Bu peygamberlik anlamındaki işin başlangıcı mutlak bir nebi ile olduğu gibi yine mutlak bir nebi ile sona erdi. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hükümleri Allah nezdinde diğer nebi ve resullerin hükümlerinden farklıdır. Bu hükümlere örnek olarak bütün insanlığa gönderilmesini, ganimetlerin ona helal yapılmasını, yeryüzünün temiz ve mescit kılınmasını, bütün hakikatleri toplayıcılık yani cevamül kelimin kendisine verilmesini, manevi yardım almasını ki korkutma demektir. Yeryüzü hazinelerinin eline verilmesini ve nebiliğin onunla sona ermesini verebiliriz. Bu nedenle kendisinden sonraki her nebinin hükmü veli hükmüne dönmüş, onun özel makamından indirilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özel veliliği için alına uyan ve ahlakını kazanmış bir veliye sahip olmayı hak etmiştir. Söz konusu kişi bilinen ve beklenen diye isimlendirilen Mehdi değildir. Çünkü Mehdi peygamberin ailesi ve temiz sulbündendir. Hatem ise maddi soyundan değil, huy ve damar sülalesindendir. Kardeşim, Allahu Teala'nın işaret ettiğimiz hususta şöyle dediğini duymaz mısın? Her ümmetin bir eceli vardır. Dünyada yaratılmış bütün türler ümmettir. Başka bir ayette ise şöyle der: Hepsi belirli bir ecele doğru yürür. Bunu ise geceyi gündüze, gündüzü geceye tabi kılmıştır. Güneşe ve aya boyun eğdirir. Hepsi belli bir ecele doğru yürür ayetinin ardından söylemiştir. Allah onlar için de bir son belirlemiştir ki bu Ecel suresinin bitimidir. Her şey onun övgüsünü tesbih eder. Her tür bir ümmettir. Sana açıkladığımız hususu anla. Çünkü o keşif yoluyla bilinebilecek olan alemin saklı sırlarından biridir. Allah gerçeğe ve doğru yola ulaştırır.